Kim sizi grubuna kendisinin bulunduğu o camiaya davet ediyor da diyorsa ki bizim grubumuza gelirse bizim başımızdaki işte kimse, o seni almadan, seni yanına almadan cennete girmez. İlle önce seni götürür diyorsa billahi yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor. İtibar etmeyeceğiz. Bu doğrudan Kur'an'a aykırı ve Kur'an'a iftiradır. Yalan. Bunun da yalan olduğunu haykırmak lazım. Öyle yuvarlak konuşmayla olmuyor. Yani belki falan. Belkisi yok. Kimse mahşerde ona ne yapılacağını bilmiyor arkadaş. Orası Rabbimizin kontrolünde. O ne derse o olacak. Bu 30 tane çocuktan bir tanesi okumuştu. Ahkaf suresi 9. ayet. Kul ma kuntu bid'an minel rusul ve ma edri ma yuf'alu bi ve la bikum. De ki ben türedi bir peygamber değilim. Yani ilk defa peygamber ben olmadım. Benden önce de peygamberler vardı. Ve ma edri ve ben bilmiyorum. Ma yuf'alu bi ve la bikum. Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Bu ayet, bu hikaye değil. Adama bak. Bizim hocamız Sırat Köprüsü'nün başına geçecek. Orada onun peşine gidenleri alacak. Başka? Gerisi köprüden altına, cehenneme yuvarlanacak. Bunu bir gün biri bana dedi. Ben de dedim ki ilk yuvarlanan sizin hoca olursa ne olacak dedim. Ya birinci o giderse ne olacak? Muhtemelen de gidecektir. Çünkü böyle kandırıyorsa milleti, gidecektir yani. Arkadaş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızına diyor ki Hazreti Fatıma'ya, kızına Hazreti Fatıma'ya diyor ki ya Fatıma, ey Fatıma yavrum, işteri nefseki minallahi teala, nefsini Allah'tan satın almana bak. Fe inni la uğni anki minallahi şey'a. Yarın Allah'ın huzurunda Allah'tan gelebilecek herhangi bir felakete karşı senden hiçbir şey gideremem. Kendi işini kendin gör. Hazreti Peygamber kızını kurtaramayacağını söylüyor. Hazreti Nuh hanımını kurtaramadı, oğlunu kurtaramadı. Hazreti Lut eşini kurtaramadı. Hazreti İbrahim babasını kurtaramadı. Hazreti Ayşe eşini kurtaramadı. Seninki nasıl kurtarıyor beyim? Neden bu milleti dini doğru yaşama noktasında bilinçlendirmeyi denemiyor da kendinize kullanacağınız malzeme haline getiriyorsunuz? Neden bunlar bize hizmet etsin diyerek onları aldatıp bunlar da Allah'ın birer ferdidir ve herkes hesabını Allah'ın huzurunda teker teker kendisi verecektir şeklinde neden bilinçlendirmiyorsunuz?